Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar. Telemarkajlar sizlerle birlikteyiz. Transferin son günündeyiz. Şanlıurfaspor'umuz ikinci yarıya diyelim takviye yapacağı takviyelerle devam edecek. Bugün yapılan transferler vardı Şanlıurfaspor'umuzda. Gün içinde atılan imzalar vardı. Daha önce yapılan imzalara ilaveten Şanlıurfaspor'umuz bugün Onur Kolay, Şanlıurfaspor'umuzun geçmiş dönemlerde formasını giymiş Onur Kolay'la sözleşme imzaladı. Yine müthiş bir kariyere sahip olan Turgut Doğan Şahin, Süper Lig, birincilik, ikincilik deneyimi olan, bize karşı rakip de olan, Karagümrük'ün çıktığı sene bize karşı rakip de olan Turgut Doğan Şahin'i kadrosuna kattı. Ve yine Şanlıurfaspor'umuzun geçmiş dönemlerde formasını giyen Mehmet Taşçı ile Şanlıurfaspor'umuz yeniden anlaştı. İki tane de genç transferi vardı Şanlıurfaspor'un, bugün anlaşmaya vardı. Şoreş vardı, Ahmet Spor'dan 19 yaşında bir genç futbolcu kardeşimiz ve Şanlıurfaspor'umuzun bir transferi de Bal ekiplerinden Nizir Spor'da oynayan Oktay Cengiz idi. Onunla da Şanlıurfaspor'umuz bugün sözleşme imzaladı. Umarım bu 5 futbolcumuz da Şanlıurfaspor'umuza katkı sağlarlar. Hafta içinde yapılan transferler de vardı tabii Şanlıurfaspor'umuz. Transferle girdik, hiç maçı çok da konuşmak istemedim aslında. Şanlıurfaspor'umuz ne yazık ki kendi sahasında mutlak galip gelmesi gereken karşılaşmada ne yazık ki Ankara Demirspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı. Yeni transferlerimiz Can Erdem, Mustafa Çakır ilk 11'de forma bulmuşlardı. Ve Mustafa Çakır da ilk maçında da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı, onu da söyleyelim. Ama ne yazık ki Şanlıurfaspor'umuz mağlubiyetten kurtulamadı ve kendi sahasında bence çok önemli 3 puanı rakibine hediye etmiş oldu. Bundan sonraki haftalarda ne olur ne biter bilmiyoruz. Önümüzde çarşamba günü Sancaktepe karşılaşması var. Yeni transferler Şanlıurfaspor'da nasıl bir uyum süreci geçirecekler? Şanlıurfaspor'a ne kadar katkı sunabilecekler? Bunların hepsini konuşmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce bakalım nasıl bir program ortaya çıkacak. Sayın Baylan, mutlu akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Ekranlar başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize selam, saygılar gönderiyorum. Tabii ki transferler var. Transferlerle ilgili elimizde ciddi anlamda çok güzel bir araştırmamız var. Onu birazdan izleyicilerimize paylaşacağım. Fakat Ankara Demirspor maçındaki oyundan biraz bahsedeyim isterseniz. Üzgün olduğumu belirtelim. Yani Urfaspor kredisini bitirdi. Artık cepten inmeye başladı. Sancaktepe maçı var. Ama Ankara Demirspor maçına gittin. Maçı canlı izledin, yerinde izledin. 90 dakika boyunca üzülerek söylüyorum, yani samimi söylüyorum, Urfaspor'umuzun maalesef bir net gol pozisyonu dahi yoktu. Can Erdem'in kişisel çabalarıyla, kişisel becerileriyle yakalamaya çalıştığı, fırsat yaratmaya çalıştığı bir iki pozisyon dışında kanatlardan gelmeyen toplar, orta sahanın bloklar arasındaki kopukluk, maalesef Şanlıurfaspor'un artık yavaş yavaş bu ligde zor günler geçirmesine sebep olmaya başladı ki ciddi anlamda sıkıntılar var. Yeni transferler var. Birazdan onlarla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Bütün gelen oyuncularla ilgili hangi takımlarda oynamışlar, kaç gol atmışlar, neler yapmışlar. Urfaspor'da da önce oynayan oyuncular var. Onlarla ilgili bilgiler vereceğiz Demir Mahmud'un dediği gibi. Ama önümüzde de Sancaktepe maçı var. Urfaspor ligin en altında her zaman dediğimiz gibi sıkıntılı bir durumda ve düşmenin bence şu anda ligdeki en büyük adaylarından biri. Bugüne kadar hep olumlu konuştuk, destek verdik. Dedik ki Şanlıurfaspor kurtulur. Yapılan transferlere baktığımız zaman ciddi anlamda iyi isimler var. Ama henüz hazır olmayan isimler de var. Kendi takımlarında oynamayan isimler de var. Fakat Ankara Demirspor maçında ben biraz hocaya bir iki tane eleştiri yapmak istiyorum. İkinci yarıda hocanın yaptığı oyuncu değişiklikleri, beni Gökdeniz'e Tarık'ın çıkması... bilmiyorum hangi akla hizmetti. Yani şimdi siz sahanızda gola ihtiyacınız varsa siz nasıl gol atacak oyuncuları çıkartırsınız? Merak ediyorum. Nasıl bir mantalite, nasıl bir futbol anlayışı? Hocanın burada hatasını söyleyeyim. Hemen 46'da Gökdeniz ve Tarık'ı çıkarttı. Yerine Sefa Özdemir ve Recep Gül'ü aldı. Ki Recep biliyorsun sezon başında lisansı yetişmemişti. Onu da yeni transfer diye saydık. Onunla ilgili de bilgilerimiz var. Ardından Fevzi çıktı. Mustafa Şen oyuna girdi ki artık Mustafa Şen'in bence Hüseyin Kala da gitti, bunu söyleyelim. Oyunda kalması ve kaldığı süre içerisinde hiçbir faydası olmadığını söyleyelim. Yani maçı izlemeyenler için söyleyelim. 90 dakika boyunca 7-8 haftadır galip gelmeyen bir Ankara Demirspor karşısında Şanlıurfaspor galibiyeti hak edecek hiçbir oyun oynamadı.
Beraberliği de hak edecek oyun oynamadı. Burada hocanın yanlış tercihleri mi diyelim, futbolcuların oyuna olan konsantrasyonun eksikliğini mi söyleyelim? Bu gerçekten de üzücü bir durum. Çünkü bu tür durumlar insanı üzüyor. Ayrıca maçın sonlarında 1-0 mağlubuz, oyuncu değişikliği, rakip takım oyuncu değişikliği yapıyor. Ve o anda bizim oyuncularımızın bir reaksiyon göstermesi lazım. Yani oyuncu giderken o oyuncu ya bir an önce sahadan çıkıp bizim gola ihtiyacımız var, gol atalım diye hiçbir oyuncunun umurunda bile değil. Yani oyuncular bile sanki karamsar, sanki motive olmamışlar, işte bu takım düştü havasındalar. Bu biraz üzücü. Ama yeni gelen transferlerle bu hava değişir mi? Bu hafta Sancaktepe maçında göreceğiz. Evet. Yani hocayla ilgili ciddi anlamda düşünmek lazım. Hani gelirken çok da ön yargılı olmamak lazım. Görmek lazım. İzlemek lazım. Hadi geçen haftaki programda hatta ben bu söylemde bulunmuştum. Ya şu an benim için Mourinho neyse Cüneyt Biçer de o demiştim. 3 maç geride kaldı. İkimizleri kendi sahamızda oynadık. Kendi sahamızda evet. Kocaeli ile 1-1 kaldık. Cüneyt Hoca ilk maçı. Evet. Deplasmana Afyon'a gittik. 3-0 yenildik. Kendi sahamızda Ankara'ya yenildik. Cüneyt Hoca 3 maç 1 puan. İkisi iç saha maçı. Bu gidişle Cüneyt Hoca Şanlıurfaspor'a bir şey katamaz. Yani öyle görünüyor açıkçası. Yani şey yani artık böyle çok da içimizden konuşmayalım Mehmet abi. Ya şimdi biz Urfa soruyoruz. Gelmiştiniz. Yani şimdi düşme hattında bilmiyorum. Bir de gerçekler. Yani bizim burada amacımız ne? Yönetimi uyarmak, futbolcuları uyarmak, hocayı uyarmak, taraftarlara açık söyleyeyim. Yani destek anlamında mesajlar vermek. Ama gelinen noktada bugün artık yani geçen hafta Ankara Demirspor maçını rahat alırız dedik. Evet. Maça da gittim ben. Çok büyük hayal kırıklığı benim yani için. Yani ben aslında bu söylemimin de altında yapan neden gerçekten Şanlıurfaspor Ankara Demir'i yenmiyorsa zaten evet. Abi bırakın bir de maç gidemeden 4 hafta falan Alper Hoca kaldı. İstenilen sonuçlar almadı, gitti. Bu hafta Sancaktepe'yi Urfaspor yenemezse Cüneyt Hoca o zaman gelmesin. Yani doğru. 4 hafta gidecek. Matematik söylüyorum evet. Abi 1 puan almış. Kendi sahasında Kocaeli ile 1-1 berabere kalmış ilk maçı. Ondan sonra yok. Yani bir tane de gol atmışız. 3 maç 1 gol atmışız. Yani bir şey Şanlıurfaspor Cüneyt Biçer belki kendi gözünde, kendi kariyerinde çok üst düzey bir hocalığı vardır. Ama Şanlıurfaspor'a bir şey katacaksa kalmalı. Ben Şanlıurfaspor'un da kendine göre bir değeri var, bir ismi var Şanlıurfaspor. Yani Mahmut yani öyle çok hazineme yapılacak oyuncu, bir şey değil. Ben şimdi programdan önce oyuncu değişikliklerini konuştum seninle. Evet. Yani şimdi sizin gol atmaya ihtiyacınız var. Galibiyete ihtiyacınız var. 3 puana o kadar ihtiyacınız var ki çölde susanmış bir insan gibi. Yani şimdi böyle bir oyun mantalitesi, oyun anlayışı olamaz. Ya, yani 90 dakika boyunca evet. Ciddi anlamda ama biz yöneticiler de izliyorlardı maçı. Birçok izleyicimiz izliyordu bizimle birlikte. Hatta sosyal medyadan canlı yayın yapanlar vardı. Ya bir elle tutulur, gözle görülür bir pozisyon olmaz mı 90 dakika? Hoca saha kenarında nasıldı? Hiç. Ya kusura bakmayın. Bir, yani futbolcuların göstermediği direnci, asla. Enerjiyi hoca kenarda gösterdi mi? Göstermedi. Maalesef. Hocanın göstermediği enerjiyi futbolcu neye göstersin? Gösteremez. Ha? Yani bunu kabul etmek lazım. Yani şimdi siz... Cüneyt, yani bunu eleştirelim. Cüneyt Göçer, Cüneyt Biçer, geçen hafta da aynı şey. Evet. Cüneyt Biçer hoca bir şeyler ortaya koyacak. İsteyecek. O da saldıracak ya. Futbolcu kadar olmasa da futbolcunun yarısı kadar o da performans koyacak. O da takımıyla birlikte maçı yaşayacak. Evet. Ya öyle yani bunu şey söyleyeyim öyle kağıda bakarak taktik çizerek hocalık yapılmaz. Bir şeyler ortaya koyacaksınız. Yani Cüneyt Biçer hoca size koca bir şehir güvenmiş. Yönetim size inanmış. Bu takımı ligde tutmak için yani önemli isimler bu şehre getirmiş. Devre arasında 5 puanlı bir takıma 10 futbolcu transfer edilmiş. 10 üstünde hatta futbolcu transfer edilmiş. Sizin de bir şeyler koymanız lazım. 3 maç geride kaldı. Kusura bakmayın ama Şanlıurfaspor'a olumlu manada eklediğiniz hiçbir şeyi görmedim. İnşallah bundan sonraki süreçte Sancaktepe maçı ilk olur. Bir şey katarsınız. Size inananları mahcup etmezsiniz. 3 maç geride kaldı. Geçen haftaki aynı şeyi mi? Hayır. Benim için Cüneyt Biçer bugün Mourinho neyse odur. Çünkü benim takımımın teknik direktörü ona inanmaktan başka şeyimiz yok. Biz size inanıyoruz ama sizin de inananlar için biraz daha enerjinizi vermeniz lazım Şanlıurfaspor için. Geçtim şehri bilmezsiniz. Şanlıurfa nere ben nere dersiniz.
Ama size inanan bir yönetim var. Size bu görevi veren, aslında bütün sorumluluğu üstlenen bir yönetim var. Siz yarın bir gün sözleşmeniz bitecek belki. Gideceksiniz başka şehire. Ama bu yöneticiler burada kalacaklar. Bu şehirde yaşıyorlar. Bu şehirde çalışıyorlar. Bu şehirde kazanıyorlar. Onların gidecek bir yerleri yok. Onlar buralı. Onlar size inandılar. Onlar sizin arkanızda duruyorlar. Onları mahcup etmemek adına da biraz daha sizin ortaya bir şeyler kurmanız lazım. Ya bu Cüneyt Hoca'nın takımına bir el değmiş. Bu Cüneyt Hoca bir şeyler katmış demeniz lazım. Bunu göstermeniz lazım insanlara. Her şeyi geçtim, size inanan insanlar için, sizi bu göreve getiren yönetim için en azından bunu yapmak bence göreviniz. Evet. Şimdi belki merak eden izleyicilerimiz var, hemen konuşacağız bunu. Yani şimdi yağ var, un var, şeker var, her şey var. Bunu yapacak olan hoca, yani Cüneyt Hocam, el insaf. Siz bu yönetime gelirken ben bu takımı ligde tutarım diye muhakkak söz vermişsinizdir. Ama gördüğüm kadarıyla saha kenarında da hiçbir reaksiyon yok. Hiçbir tepki. Futbolcu üzerinde yani insan biraz mücadele eder. Yani hocayı yaralım. Şimdi siz hoca olarak eğer kendi inanmamışsanız kendiniz, kimi getirirseniz yani bugün Turgut Doğan Şahin'le ne yapabilirsiniz? Bunu söyleyelim. Hemen merak eden izleyicilerimiz var. Gelen ve giden oyuncuları paylaşalım. İkinci bölümde tekrar onları da söyleyelim. Urfa Spor 11 tane oyuncu gönderdi. Sezon başında Urfa Spor'a gelen ve hatta bu hafta kadro olan Enen Subaşı bugün yok. Bugün Urfa Spor'la sözleşmesini feshetti ve hangi takıma gitti onu da söyleyeceğiz. Kim gitti? Bir bakalım, 11 tane oyuncumuz gitti. Mahmut Emir, Emre Özkan Van'a gitti. Hüseyin Kala takımsız şu anda, karşılığı sona endirdi. Hiçbir takımla anlaşamadı. Serkan Sefil 21 yaşında Akhisar Spor'a gitti. Bunlar Gaziantep Spor Kulübü'nün altyapısından gelen oyuncular. İlker Sayan Bayburt İl Özel İdaresi'ne gitti. Volkan Geyik Etimesu'da gitti. Mustafa Şen karşılıklı sözleşmeyi sona erdirdi. Biliyorsunuz 38 yaşında bir futbolcu. Bence Hüseyin Kala da Mustafa Şen de artık jübile yapıp, ya jübile de yok artık, futbol hayatlarını sonlandırdılar gibi. Bilmiyorum, eğer başka takımlarla önümüzdeki sezon için anlaşırlarsa bilmiyorum. Enes Subaşı Zonguldak Kömürspor'a gitti. Şanlıurfa Spor'la sözleşmesini feshetti. 2 saat sonra Zonguldak Kömürspor'la sözleşme imzaladı. Muhammed Demirci Boşta. Biliyorsunuz boştaydı. Bu akşam üzeri Sarıyer'le anlaştı. Sarıyer'e gitti. Sefa Özdemir 22 yaşında Altay'la anlaştı ve Erkan Süer, büyük umutlarla Galatasaray'dan getirdiğimiz 20 yaşındaki Erkan Süer de Turgutlu Spor'la anlaştı. Bunlar kesin ve net bilgiler. Mahmut Emir Van, Emre Özkan Van, Hüseyin Kala şu an boşta, Serkan Sefil Akhisar, İlker Sayan Bayburt, Volkan Geyik Esri Mesut, Mustafa Şen boşta karşılıklı fesih, Enes Subası Zonguldak Kömür, Muhammed Demirci Sarıyer, Sefa Özdemir Altay, Erkan Süer Turgutlu. Evet, gidenler için ne söyleyeceksin Mahmut? Gelenlerle ilgili de bilgiler var elimde. Oynadıkları maçları izleyicilerimizle paylaşacağım. Gidenlerle ilgili üzüldüğüm bir isim var. Mahmut Emir, bilmiyorum sen katılır mısın? Yani ilk gittiği dönemde ben hani bu gidenler arasında hani kime üzülürüm diye, Mahmut Emir benim beğendiğim bir oyuncuydu. Bir şeyler katabilirdi Şanlıurfa Spor'a. Yani Şanlıurfa Spor'da gelişim gösterebileceğini düşündüğüm bir isimdi. Onun ki gitmesine, Kupa maçında ki performansı evet, da onun gitmesine üzüldüm. Çok beğenilmişti, evet. Diğer gidenlerin hiçbirine üzülmedim abi. Biz yani sonuçta ya alınan puan belli, ortaya konan futbol belli. Evet. Ya hatta bu futbolcuların transfer yapmasına başarı. Evet. Kimse kusura bakmasın yani. Evet. Gelen isimlere bir bakalım. Yani 10 tane de isim var gelen. O gençlerle birlikte 12. Senin söylediğin gençlerle birlikte. Hemen en önemli transfere geçelim değerli izleyicilerimiz. Turgut Doğan Şahin, Onur Kolay, Can Erdem, Mustafa Çakır, Cihan Can, Muhammed Ali Kurt, Muhammed Raşit Yöntem, Hüseyin Cihan Avcı, Recep Gül ve Mehmet Taşçı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 tane genç, 12 tane yeni transfer var. Şimdi bunların oynadıkları takımlarla ilgili bilgiler veren değerli izleyicilerimize. Turgut Doğan Şahin 32 yaşında forvet ve orta sahada oynayan bir oyuncu. Samsun'da oynamış, 81 maçta 25 gol atmış. Ankara Gücü'nde 44 maçta 5 gol atmış. Gaziantep
Futbol kulübünde 65 maçta 7 gol atmış. Kayseri'de oynamış 34 maçta 6 gol. Gençler Birliği'nde Kasımpaşa'da 37 maçta 6 gol. Yeni Malatya'da 11 maçta gol atamamış. Çaykur Rize'de 8 maç oynamış. Karagümrük'te ki bizimle aynı şampiyonluğu oynadığımız sezon aynı gruptaydık. 8 golü var 43 maçta. Altay'da ve en son Ümraniye'de 13 maç oynamış ama 13 maçta da programdan önce konuştuğumuz gibi işte ilk 11'de değil de girmiş çıkmış. Yani Türkiye'nin çok önemli takımlarında oynamış. 32 yaşında forvet orta sahasında oynayan bir oyuncu. Aslında kumaşlı, kaliteli, canlı izlediğimiz bir futbolcu. Onur Kolay'ı görüyorsunuz ekranlarda. Hemen Onur'a bakalım. Onur 30 yaşında. Mamak'ta futbola başlamış. 2014-2015 sezonunda Şanlıurfaspor'da da oynamış. Sonra Aydın'a kiralık gitmiş. 2015'te yeri gelmiş Urfaspor'a. Hatay, İstanbul'da 70 maç oynamış. 7 golü var. Manisa Futbol Kulübü'nde 65 maç oynamış. 8 golü var. En son Çorum'la 13 maç oynamış. Maalesef golü yok. Onur Kolay'ın. Yani yeni transferlerimizden. Recep Gül forvet Galatasaray altyapısında oynamış 2017-2018 sezonunda. Sonra Belçika 1. Lig'de Westerlo'ya gitmiş. Bir maç oynamış. Geri gelmiş. Mehmet Taşçı eski oyuncumuz. Defans, sol bek, stoper oynayabilen bir oyuncu. 28 yaşında. 2011-2017 sezonunda Ankara gücünde 120 maç oynamış. Bir gol var. 2017-2019 sezonunda Şanlıurfaspor'da 56 maç oynamış Mehmet Taşçı. Ve bu sezon Etimesut'tan aldık. Bu sezon Etimesut'tan maçı yok. Geçen sene Etimesut'ta 18 maçı var. Şanlıurfaspor'dan Etimesut'a gitti. Gitti. Söyleyeyim. Evet. Mehmet Taşçı'nın. Yani Recep Gül, Mehmet Taşçı, Turgut Doğanşahin'i söyledik. Onur Kolay'ı söyledik. Hemen Mustafa Çakır 34 yaşında, Sakarya doğumlu, sağ bek oynayan, defansta oynayan bir oyuncu. 2007-2009'da Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Hatay, Batman Petrol, Ankara Demir, Ümraniye, Kastamonu, Manisa, Hekimoğlu'nda oynamış. En son Hekimoğlu'ndan aldığımız boyunca Hekimoğlu'nda da 11 maç oynamış. Cihan Can İstanbul'dan, İstanbul doğumlu 34 yaşında, 1.75 boyunda 75 kilogram ağırlığında Altay'da oynamış Cihan. Sakarya, Gaziantep Futbol Kulübü, Ordu, Siirt 2008-2014 yılında Mustafa Cihan Can'ı bilenler bilir. Gaziantep Futbol Kulübü'nde 6 yıl bir fil oynadı. 169 maçı var, 7 tane de golü var. Giresun'da 60 maçı var, 3 golü var. Menemen'de 32 maçı var, 1 golü var. Keçiören Gücü'nün 31 maçı var, 1 golü var. En son Ergenemeli Meşe'den aldık bunu. 11 maç oynamış. Muhammed Ali Kurt 25 yaşında, Siirt doğumlu Muhammed Ali. Defansın sağında oynayan, stoperde mevkisine görev alan 1.84 boyunda bir oyuncu. 2016-2017 sezonunda İstanbulspor'da oynamış. Daha sonra Tokat Erbaya'ya gitmiş. 18 maç oynamış, 1 gol atmış. Tarsus'ta 29 maçta 2 gol atmış. İstanbul'da geri gelmiş 2018-2019 sezonunda 8 maç oynamış. Osmaniye'de 14 maç oynamış. En son biz Mehmet Ali'yi Nevşehir'den aldık. 21 maç oynamış, 1 golü var. Ki Yosef Yeşilmen de Urfaspor'un gündemindeydi. Anlaşamadılar Yosef'le. Mehmet Ali Kurt'la birlikte oynayan bir oyuncu Yosef. Hemen bakıyorsunuz Muhammed Raşit Yöntem 23 yaşında. Bolu'dan aldığımız bir genç oyuncu. Ergenevelli Meşe'de 58 maç oynamış. Bolu'da da 3 maçı var. Defansın sol kanadında, sol bekte oynayan bir oyuncu. Hüseyin Cihan Avcı 26 yaşında. Aydın doğumlu orta saha oyuncusu. Altay'da 64 maçı var, Erzurum'da 66 maçı var, Fethiye'de 16 maçı var, Manisa Futbol Kulübü'nde 12 maçı var, 1 golü var. Erzincan'da 14 golü var. En son Kahramanmaraş'tan aldık. 38 golü var, maçı var, 2 golü var. Transferler bunlar Mahmut. Bilmiyorum. Evet. Tabii ki tanınan bilinen en önemli isim Turgut Doğanşahin. Onur Kolay'ın da İstanbul'daki performansından çok çok memnundum. İyi bir oyuncuydu. Cihan Can'ın faydalı olacağını düşünüyorum. Mustafa Çakır dediğin gibi Ankara Demirspor maçında kırmızı kart gördü son dakikalarda. Sancaktepe maçında olmayacak. Yani 10 transfer, 10 giden oyuncu. Tabii bunlar parayla oluyor. Yani 2 genci saymıyorsunuz. Evet, 2 genci saymıyorum çünkü yani gençlerin ne yaptığına hizmet alındığına bilmiyorum. İzleyen yöneticiler varsa. Yani genç derken yani 19 yaşında, 21 yaşında diğer futbolcularımız da o yaşlarda alınan. Tamam yani da. O iki transferi de sayabiliriz. Şimdi bunlar kariyerli futbolcular. Yani baktığınız zaman bu 10 tane. Yani bunları da transfer olarak konuşacağız. Ya, çünkü bunlar da transfer. Yani onlarla ilgili çok bilgim yok. Evet. Onu da senden alalım. Yani ben de merak ediyorum. Ben baktım. Ben Şareş var. Evet.
Ahmet'ten alınmış. Yanlış değilsem 3 yıllık da 19 yaşında 3 yıllık sözleşme yapılmış. Evet. Oktay Cengiz'le ilgili çok bir bilgim yok. Bal Ligi takımlarından Nicip'ten alınmış. Artık bilmiyorum. Onları yani da sahada göreceğiz. Şimdi Mahmut yani şimdi ya mutlaka ki bunlar bizim alınırken bizim gençlerimizden çok mu iyiler bunlar? İşte onu sahada göreceğiz. Yani ya şimdi akıllı olmak lazım. Akıllı transferler yapmak lazım. Hani Urfaspor'un durumu ne biliyor musun? Denize düşen ilana sarılır misali. İşte aslında söyleyelim Murat Gürbüz Erol'la görüşüyordu Şanlıurfaspor. Anlaşamadı. Belki de akşama kadar süre var. Bu ismi de verelim. Evet. 5'e kadar normal şeydi yani, ama dosyalar yani lisansların 12'ye kadar süresi var. Malatya'ya yetişirseniz evet. O da olabilir. Belki akşama kadar da yani bu kadro itibariyle dediğin gibi artık kaybetme lüksümüz yok. Kaybetme kredimiz yok. Kesinlikle kaybedeceğiniz her maç sizi bu ligin altına zaten demir atmışsınız. Bu sefer bataklığa girmiş gibi sizi çekecek ve gideceksiniz. Demiştik Sancaktepe ve sonra Amenspor maçı var. Yani bilmiyorum biraz Urfaspor'u çok seviyoruz ama ben ciddi anlamda yapılan transferler faydalı olursa Urfaspor kurtulabilir. Onu da Cüneyt Hoca'ya hiçbir şeyim kalmadı açık söyleyeyim bu 3 haftalık periyotta. Ama belki futbolcular kendi özverileriyle, yönetimin kişisel çabasıyla bir şeyler olabilir. Yoksa Urfaspor'un bu ligde ben kolay kolay kalacağını düşünmüyorum açık konuşayım. Yani hayal satmayalım, kimseyi de kandırmayalım. Söylüyoruz haftalarda destek oluyoruz ama gelinen süreçte alınan oyuncular faydalı olursa bu takım ligde kalır. Ama oyuncuları faydalı edebilecek, dedim ya o usta, o helvayı yapacak usta önemli. Yani şimdi baktığımız zaman Mehmet abi giden futbolcu 11. İrili, ufaklı, gençli, tecrübelisi. Sizin deyiminizle söylüyorum. Tabii. 11 giden, 12 gelen. Evet, evet. Gelenlere bakıyoruz. 12 futbolcu içinde hani bu ligde rahatlıkla oynayabilecek. Kariyerle olarak baktığımız zaman bildiğimiz futbollarıyla çok rahat bu ligde oynayıp fark yaratabilecek isimler var. Bir Turgut Doğan Şahin'i burada hiç tartışmaya bile açmıyorum. 32 yaşında oynarsa Urfaspor'la birlikte yürür. Evet. Turgut Doğan Şahin. Ya benim Karagümrük'te hatta daha ötesine gideyim Kayseri'de. Yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Spor'da da Şanlıurfaspor'umuza karşı rakip olarak oynamıştı. Ligde. Ligde. Bir de o dönemlerden ben Turgut Şahin çok beğendiğim, hep de Şanlıurfaspor'da görmek istediğim, izlemek istediğim bir isimdi. Evet. Yani böyle kanatta oynayan, ben öyle kanat oyuncuları severim biraz da futbol şey olarak. Yani şimdi benim çok beğendiğim bir futbolcuydu. Turgut Doğan Şahin'in alınması benim için olumlu. Bildiğim, Onur Kolay da çok iyi Mahmut. Yani onu ya da, Onur ama Onur Turgut biliyorsun. Doğan değil. Bir mikrofon arızasız yaşadınız. Evet. Onur tamam iyi. Turgut Doğan mesela. Benim hitim Turgut Doğan. Turgut Doğan benim için klas bir transfer. Onu alır kadroya yazarım. Turgut Doğan Şahin oynar derim. Cihancan yıllarca izledik Cihancan'ı. Üstliklerde dahi rahatlıkla oynayabilecek. Futbol kalitesi yüksek bir isim Cihancan. Ben ondan da çok umutluyum. O da bu ligde ben fark yaratacağını düşünüyorum Cihancan'ın. Mehmet Cihan Taşçı. Cihancan'ın 34 yaşında olduğunu söyleyelim. Evet. Tecrübesiyle oynar. Evet. Ben biliyorum yani izledik de Cihancan'ı. Evet. Mehmet Taşçı zaten bizde oynamış bir futbolcu. Değişik pozisyonlarda oynayabilen, stoper, sol bek oynayabilen bir isim. Sağ açık oynayabilen bir isim. Fiziği falan da yerinde. Mehmet Taşçı da benim beğendiğim bir futbolcuydu. Evet. Kişilik olarak da benim hani takdir ettiğim isimlerden biriydi. Mehmet Taşçı da direkt katkı yapar yani diyorum. Cihan Avcı da iyi. Onur, yani orta sahada iyi. Cihan. Evet. İyi Mehmet abi yani bu isimlere baktığımız zaman ama işte bu isimlerin karşılığını sahaya yansıtmaları önemli. O önemli evet. Evet. İnşallah bunlar olacak. Bunların da olması için bunların liderinin bunları iyi yönlendirmesi lazım. Ya Mehmet Taşçı 28 yaşında. Turgut Doğan Şahin 32 yaşında. Onur Kolay 30 yaşında, Caner Dem 33 yaşında, Mustafa Çakır 34 yaşında hemen bakıyorsunuz. Cihan Can 34 yaşında, Muhammed Ali Kurt 25 yaşında, Mehmet Raşit Yöntem 23 yaşında, Hüseyin Cihan Avcı 26 yaşında. Şimdi ben sanırım yönetim burada Caner Dem'i özellikle Turgut Doğan Şahin oynarsa, Onur Kolay oynarsa Caner Dem'in daha fazla gol atacağını düşünüyorum. Daha fazla. Çünkü geçen haftaki maçta
Ya Caner'den iyi bir topçu. İyi evet. bir golcü. Orta sahaya geliyor. Topu alıyor. Arkadaşına pası veriyor. Tekrar santra noktasına gidiyor ki pas. Evet. Ya olmaz. Öyle golları da vardı. Var. Bizdeyken de hani böyle geriden alıp gittiği mesela bir golü vardı. Böyle taç çizgisinin yanından rakipten topu aldı. Bir girdi çaprazdan. Vurdu gol. Yani sezon attığı gollerden birini Urfaspor'a atıp yarda buluyor. Can Erdem iyi futbolcu. İyi futbolcu. Can Erdem. Ama işte Can Erdem de gelip alıp gitmeyecek. Pele değil ki hani filmlerinde izliyor Pele. Tabii. Kaleci işte taktik çiziyor hoca. Pele diyor ki gerek yok bana atın. Gerisini ben yaparım. Alıp gidiyor. E var bizde Tsubasa gibi bir futbolcu yok mu? O çizgi film kahramanı vardı Tsubasa. Şimdi, o yüzden takım olarak bizim birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Bunların evet, birbiriyle diyaloğunun sağlam olması lazım. Orta saha tabii ki forveti besleyecek. Sağ kanattan, sol kanattan, ortadan Onur isabetlidir. Turgut Doğan girecek, çaprazdan içeriye girecek. Can'a pozisyon da boşaltacak. Yani bunlar direkt Can'a orta yapacaklar değil. Turgut Doğan alan açacak. Alan boşaltacak. Can onları açacak. Onlar Can'ı açacaklar. Bunlar birbiriyle aynı takımda hani orkestra gibi birbirlerini tamamlayacaklar. İnşallah bu düzen sağlanır. Şimdi ben kendi kafamda böyle programlamaya bir kadro oluşturdum. Yani şimdi Fatih kaleyi aldı. Mustafa Çakır ve Mehmet Taşlı'nın ben biliyorsunuz iki stoterapi kesici oyun kurucu stoper olacağını düşünüyorum. Muhammed Raşit Yöntem'in sol bek, Süleyman Uluş'un sağ bek oynayacağını düşünüyorum. Onur Kolay Garip Güzel'in orta sahada. Yani kendi aklımda böyle bir kafamda Can Erdem, Recep Gül ve Tarık ve Turuk Doğan Şahin'in yani şimdi bu takımın artık dörtlü bir forvet kurusuyla oynaması lazım. Yani gol atabilmesi adına yani Can Erdem, Tarık, Turuk Doğan Şahin bir de Recep. Bunun dışında orta sahada Onur Kolay var, Sami Can var, Garip Güzel var, Fevzi Özkan var ki Fevzi bizim değerimiz ama Fevzi son haftalarda biraz yani takımın iyi oynamamasında Fevzi'nin de biraz etkilendiğini düşünüyorum. Yani Fevzi bu değil. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız tecrübeli Fevzi bu değil. Fatih'in iyi performans gösterdiğini söyleyen Mangara Demirspor maçında çok güzel kurtarışlar yaptı. Yani Göksu'nun eski Göksu olmadığını söyleyelim. Yani bizim eski Göksu'yla alakası yok. Alakası yok. Alakası yani gerçeği yok, söyleyelim. Yani şimdi baktığımız zaman yani Mustafa Çakır faydalı olacak bir oyuncu. İyi bir futbolcu. Kariyerli, tecrübeli, deneyimli bir futbolcu. Yani şimdi burada ciddi anlamda yönetim gerekeni yaptı. 10 tane oyuncu gönderdi. 12 tane oyuncu aldı. Yani siz gelen her oyuncuya peşinat ödemek zorundasınız. Mukavele yapmak zorundasınız. Bunların da bir bedeli var. Yani 34 tane topçu ya. Bak 24 tane topçu transfer edildi. 10 tanesi gitti. 12 tane geldi. Evet. Bunlar hep çok maddi anlamda külfet. Çok büyük bir rakam. Büyük rakam. Yani bunu kabul edelim. Yani denk gelseydi yani bakın bir Hatayspor örneğini verelim Mahmut. Bak, ne oldu biz birinci ligdeyken Hatay ikinci ligdeydi. Evet. Geldi birinci lige şu an Süper Lig'de kök söktürüyor ve Portekiz liginden mi yatırmıştım bu kendini? Bakın 10 milyon euro istiyorlar. 10 milyon euro ne kadar biliyor musunuz değerli izleyiciler? 90 trilyon. Ve ne kadar masraf etmiş Hatayspor? 30 milyon 35 milyon bir masrafı var. 350 bin euro yanlış değilse. Komple takımı söylüyorum. He ben sadece Mupenza'yı. Komple Hatayspor takımının maliyeti 35-40 milyon. Sadece Mupenza'ya istenen para 90 milyon yaklaşık 90 milyon. Büyük bir rakam. Ne yapmış adamlar? Akıllı yapmışlar. Mantıklı yapmışlar. Gitmişler ve bu oyuncu programdan önce konuşmuştuk. Biliyorsun golü yok yani Portekiz liginde. İki golü var. Burada yok. Ya burada geldiğinde 6-7 hafta Hatayspor'da o da atamadı. Evet atamadı. Kadroya bile giremedi. Ama bugün gelinen noktada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer teklifinde bulunmuşlar. Daha anlaşmadı kimseyle. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir olumlu, bir isabetli transfer, bir akıllı transfer Hatayspor'un önünü açtı. Takıma yaptığı bütün masrafı tek bir oyuncuyla kurtarmaya baktı. Ki gider. Şu anda Türkiye Ligi'nin gol kralı. Ve rahatlıkla gider. Biz bunu yapamadık Şanlıurfaspor'da. Biz hep oyuncu aldık, para verdik, gönderdik. Aldık, para verdik, gönderdik. Ne altyapıdan bir oyuncu çıkartabildik, ne aldığımız oyuncuların içerisinde kaliteli, kumaşı, daha çok Urfaspor'da ön plana çıkacak bir oyuncu alamadık. Mesajlar var izleyicilerimizden gelenler. İşte göğüs forması niye yok? Ya ikinci ligde oynayan takıma kimse göğüs forması, reklamı vermiyor kardeşim. Adam diyor ki ben
Ulusal kanalda maçı çıkmayan, ulusal kanalda bahsedilmeyen, ulusal kanalda ismi geçmeyen bir takıma forma reklamı, göğüs reklamı vermem. Verirsen verecek olan kimdir? Kendi öz markan, şehrinin, takımının öz markasıdır. Onun dışında kusura bakmayın, kendimizi kandırmayalım. Emin Başkan büyük mücadele veriyor, yönetim veriyor. İşte bizler veriyoruz, taraftar deneklerimiz veriyor. Ama kimse henüz Urfaspor'a kusura bakmayın göğüs reklamı vermedi. Kabul etmek lazım. Şimdi göğüs reklamı alabilmeniz için, sponsoru bulabilmeniz için, takıma maddi anlamda kaynak bulabilmeniz için birinci ligde oynamanız lazım. Süper ligde oynamanız lazım. Her hafta maçlarınızın televizyondan canlı olarak yayınlanması lazım. Urfaspor'un o dönem vardı işte. Bugün birinci ligde oynasanız size forma reklamı vermek için dünya kadar firma sıraya girir. Ama ikinci ligde oynayan birçok takımın da yok. Ben bugün araştırdım. Bu ligde oynayan birçok takımın yok. Maraş'ın falan var. Zonguldak'ın var. Birkaç takımın var ama diğer takımların yok maalesef. Gerçekçi olmak lazım. Onun için bir an önce akıllı bir yapılanmayla burada bu sezon ligde kalıp önümüzdeki sezon birinci lige çıkmak adına ciddi anlamda plan proje yapmak lazım. Yoksa dediğim gibi üçüncü lig yolu görünür. Ondan sonra da üçüncü lige bırakın forma göğüs reklamı almayı. Forma almakta bile zorlanırsınız. Bu bir gerçek. Kolay değil Mehmet abi. Çok evet. Zor. Ya zor bu işler. Çok yani zor. Yöneticilik de zor. Yani bugün siz baktığınız zaman ben Emin Yetim Başkan'la bugün görüştüm. Vallahi sesi titriyordu adamın. Yani bir haftadır adam Urfaspor'la ilgili. Yani biz kimi sorumlu tutuyoruz? Kulüp başkanını ve yönetimini. Çok önemli işler yaptılar. Evet. Yani kabul edersiniz, etmezsiniz, abi, seversiniz, sevmezsiniz. Tabii. Onu da ayrı koyuyorum. Hayır, sevmemek olayı değil. Bu takım bitmiş. Evet. Hepimizin gözünde bitmiş bir takım. Bu takımı yaşattılar. Evet. Olmaz, açılmaz hepimiz diyorduk. Evet. Bu takımın transfer tahtasını açtılar. İşte ne konuşuldu bu defa? Ya yarım sezondu işte. Aldılar devre arası yine aynı olur. Onu da yaptılar. Geçen hafta Sayın Ahmet Kaytan'ın konuşmalarından yola çıkarak söylüyorum. Evet. 52'ye yakın dosya neredeyse tamamı çözüldü. Bir iki tanesi vardı. Taksitlendirme yapıldı. Şanlıurfa Spor'u borçlandırsızlandırdık. Evet. Borçlarını temizledik büyük bir ölçüde. Şimdi esnaf borçlarını ödeyeceğiz. Bakın bunlar inanılmaz başarılı şeylerdi. Bunlar hiç yapılmadı bugüne kadar. Tabii. Şanlıurfa Spor'umuzun geldiğimiz noktada bakın eğer bu temizlenen bu durumda ligde kalırsa, yok bir şey. Spor, tabii. Onun yani bu çok büyük bir işe imza attı. Evet. Şimdi bunları yaparken bir de oyuncu almışsınız yani. 23, 12 şimdi ya 35 tane futbolcu transfer etmişsiniz. Evet. 52 dosya çözmüşsünüz. 35 futbolcu almışsınız. Çok kolay bir iş değil. Değil, asla değil. Zor bir iş. Siz biz burada ve yönetimi suçlamak adına değil. Yani bunu yaparken futbolcu de kardeşlerimizin ve teknik ekibin artık olayın ciddiyetini anlamaları lazım. Bunu yani yönetim çok yaptı, önemli. Oyuncuyu aldı. Yani şimdi Emin Yetim mi Turgut Doğan Şahin'i oynatacak? Onur Kolay Emin Yetim oynatacak. Açık söyleyeyim. Ya bu bunu yapacak olan hocadır ve futbolcular bu işin bilincinde olacaklar. Yani bu Turgut Doğan da transferlere bakıyoruz. Cihancan boru isim değil. Turgut Doğan, Onur Kolay, tabii. falan bunları saydığınız zaman Mehmet abi bunlar bu ligin en büyük düşme adayına gelmişler. Evet. Siz bu futbolcuları bu ligin en büyük düşme adayına gelmeye ikna etmişsiniz. Bu büyük bir olay, büyük bir başarı. Yani yönetim bunu ortaya koymuş. Bundan sonra hani artık bu saatten sonra yönetim sahaya çıkıp oynamayacak. Yönetimin yapacağı bu futbolcuları buraya getirmiş mi? Getirmiş. Ödemelerini yapmış mı? Yapmış. Gerisi artık saha içi. Futbol işine kalır. Yönetimin futbol işine çok da müdahil olamaz zaten. Evet. Artık birilerinin bir şeyler yapması lazım. Ateşlemesi lazım. Onu Cüneyt Hoca, Cüneyt Hoca ne yapıyorsa yapacak Mehmet abi. Elinden gelenin fazlasını yapacak. Enerji harcayacak. O da harcayacak. Evet. Ve futbolcularına bunu aşılayacak bir şekilde. Çünkü o ya yönetim gerçekten büyük bir külfetin altına girdi burada. Tabii, ya burada Emin Yetim Başkanı bak ben her konuşmasından da özellikle adam bas bas bağırıyor ya feryat eder gibi. Bakın biz yalnızız, tek kaldım, tek bırakıldım ama her şeyin sonunda ne diyor? Bu takım düşmeyecek diyor. Ben bu takımı düşürmem diyor başkan. Yani, ben başkan. Onu azmine hayranım. Yani söyleyeyim. Ya sırf bu adam için bile çıkın ya insan çıkar utanır ya. Ya vallahi billahi utanır. Yani bu topa yetişemem deyip durarken utanır ya. Evet. Bakalım ne olacak? Evet. Reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından Güneydoğu TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz.